Uzay zaman sürekliliği, uzayın ve zamanın matematiksel olarak tanımlandığı bir kavramdır. Uzay zaman sürekliliği, özel ve genel görelilik teorilerinde önemli bir rol oynamaktadır. Özel görelilik teorisi, uzay ve zamanın fiziksel özelliklerinin nasıl değiştiğini tanımlar. Bu teori, Einstein'ın ışık hızının sabitliği ilkesinden yola çıkarak geliştirilmiştir. Özel görelilik teorisi, gözlemcinin hareketine göre zamanın ve uzayın farklı şekillerde değişebileceğini öne sürer. Genel görelilik teorisi, yerçekimi ile uzay ve zamanın nasıl etkileştiğini tanımlar. Bu teori, Einstein'ın yerçekimi alanını uzay zamanın eğriliği olarak tanımlamasına dayanır. Bu eğriliğin sebebi, kütleli bir nesnenin uzay zamanın etrafında bükmesidir. Uzay zaman sürekliliği, matematiksel bir kavramdır ve Riemann geometrisi ile tanımlanır. Bu geometri, her noktanın etrafındaki uzayın eğriliği ve büyüklüğünü tanımlar. Uzay zaman sürekliliği, aynı zamanda Riemann metri olarak da adlandırılır. Riemann metri, uzay zamanın nasıl eğrildiğini ve büyüklüğünü tanımlar. Bu metrik, uzayın hangi yönde ve ne kadar eğrildiğini belirler. Bu sayede, uzayda hareket eden bir cisim için yörüngesini ve hızını hesaplamak mümkün olur. Riemann matematiği, uzay ve zamanın yapısını tanımlarken, uzayın eğriliği ve zamanın akışının değişkenliği gibi kavramları kullanır. Uzay zaman sürekliliği de benzer şekilde uzay ve zamanın geometrik yapısını tanımlar. Ancak, uzay zaman sürekliliği, Riemann matematiğinin bir uzantısı olarak uzay ve zamanı tek bir dört boyutlu uzay zaman olarak ele alır. Uzayın topolojik özelliklerini araştırır ve uzayın eğriliğinin nasıl hesaplanabileceğini tanımlar. Uzay zaman sürekliliği, yerçekimi alanının matematiksel olarak tanımlanması için de kullanılır. Yerçekimi alanı, kütleli bir nesnenin etrafında uzayın nasıl eğrildiğini ve bu eğriliğin diğer nesneler üzerindeki etkisini tanımlar. Uzay zaman sürekliliği, gözlemleyicilerin gözlemlediği zamanın, hareketli nesnelerin hızlarına göre değişebileceğini gösterir. Örneğin, bir gözlemci tarafından gözlemlenen bir olayın, başka bir gözlemcinin hareketine göre farklı bir zaman diliminde gerçekleşebileceği söylenebilir. Uzay zaman sürekliliği, kara deliklerin matematiksel olarak tanımlanması için de kullanılır. Kara delikler, yoğunluğu o kadar yüksek olan nesnelerdir ki, ışık bile kaçamaz. Bu durumda, uzay zaman sürekliliği, kara deliğin etrafında nasıl eğrildiğini ve bu eğriliğin çevresindeki maddeye nasıl etki ettiğini tanımlar. Uzay zaman sürekliliği, evrenin matematiksel olarak tanımlanması için de kullanılır. Evrenin genişlemesi, Riemann metri ile tanımlanır ve uzak galaksilerin hareketleri, bu genişleme hızı tarafından belirlenir. Uzay zaman sürekliliği, kuantum teorisi ile birleştirildiğinde, kuantum yerçekimini açıklamak için kullanılır. Kuantum yerçekimi, küçük ölçeklerde yerçekimini tanımlayan bir teoridir. Ancak, bu teori henüz tam olarak geliştirilememiştir ve uzay zaman sürekliliği ile kuantum teorisi arasındaki birleşim konusu, fizik dünyasının en büyük sorunlarından biridir. Uzay zaman sürekliliği, zaman yolculuğunun matematiksel olarak mümkün olup olmadığını da belirlemektedir. Zaman yolculuğu, teorik olarak mümkündür ancak bu, belirli koşulların gerçekleşmesine bağlıdır. Uzay zaman sürekliliği, bilim kurgu filmlerinde sıklıkla kullanılan bir kavramdır. Bu filmlerde, uzay zaman sürekliliği, zaman yolculuğu, paralel evrenler ve diğer bilim kurgu kavramları için temel oluşturur. Uzay zaman sürekliliği, genel görelilik teorisiyle Albert Einstein tarafından keşfedildi. Einstein, 1905 yılında özel görelilik teorisini geliştirdi ve 1915 yılında genel görelilik teorisini yayınladı. Bu teori, zamanın ve uzayın birbirine bağlı olduğunu ve kütlenin uzay zamanı eğdiğini gösteriyordu. Einstein, teorisinin doğruluğunu test etmek için çeşitli deneyler yaptı. Örneğin, Güneş'in arkasında geçen bir yıldızın ışığının, Güneş'in kütlesi nedeniyle eğilmesi sonucu yıldızın yerinin değişeceğini öngördü. Bu öngörü, 1919 yılında yapılan bir gözlemle doğrulandı ve Einstein'ın teorisi büyük bir başarı kazandı. Uzay zaman sürekliliği, Einstein'ın teorisinin bir sonucu olarak ortaya çıktı.
teori, zaman ve uzayın tek bir varlık olduğunu ve bu varlığın uzay-zaman olarak adlandırıldığını gösteriyordu. Ayrıca, uzay-zamanın, kütlenin varlığına bağlı olarak eğilebildiği ve bükülebildiği ortaya çıktı. Daha sonra diğer gözlem ve deneylerle de doğrulandı. Örneğin, kara deliklerin varlığı, uzay-zamanın kütlenin varlığı nedeniyle ne kadar eğilebileceğini gösterdi. Kara delikler, kütlesi çok büyük olan nesnelerdir ve uzay zamanı o kadar çok eğerek bükülmüştür ki, hiçbir şeyin kurtulamayacağı bir çekim kuyusu oluşmuştur. Uzay zaman sürekliliği, ayrıca, evrenin genişlemesi ve evrende neden karanlık madde ve karanlık enerji gibi gizemli şeyler olduğunu açıklamak için de kullanılır. Evrenin genişlemesi, uzay zamanın kendisinin genişlemesi anlamına gelir ve bu genişleme, evrende neden karanlık madde ve karanlık enerji gibi şeylerin var olduğunu açıklamak için önemlidir. Uzay zaman sürekliliği, kuantum teorisi ile birleştirilmeye çalışıldı. Ancak, kuantum yerçekimi teorisi henüz tam olarak geliştirilemedi ve uzay zaman sürekliliği ile kuantum teorisi arasındaki birleşim konusu, fizik dünyasının en büyük sorunlarından biri haline geldi. Uzay zaman sürekliliği, bilim kurgu filmlerinde sıklıkla kullanılan bir kavramdır. Bu filmlerde, zaman yolculuğu, paralel evrenler ve diğer bilim kurgu kavramları için uzay zaman sürekliliği kritik bir rol oynar. Örneğin, zaman yolculuğu fikri, uzay zaman sürekliliğinin yanı sıra diğer fiziksel yasaların da değiştiği varsayımına dayanır. Ayrıca, paralel evrenler kavramı da uzay zaman sürekliliğine dayanır ve farklı evrenlerin aynı anda var olabileceği fikrine dayanır. Uzay zaman sürekliliği, modern kozmolojinin temel taşıdır ve evrenin oluşumu ve gelişimi hakkında fikir sahibi olmamızı sağlar. Büyük patlama teorisine göre, evren, yaklaşık 13.8 milyar yıl önce tek bir noktadan genişlemeye başladı. Bu teori, evrenin genişlemesi ve uzay zamanın yapısı hakkında önemli bilgiler sağlar. Uzay zaman sürekliliği, uzay zamanın kıvrılmasının neden olduğu çarpık optik etkileri de içerir. Örneğin, uzak galaksilerden gelen ışığın yolculuğu sırasında uzay zamanın eğilmesi, ışığın yönünü değiştirebilir. Gökbilimcilerin uzayın yapısı hakkında daha fazla bilgi edinmesine yardımcı olur. Bir nesnenin kütlesi ne kadar büyükse, o kadar fazla yerçekimi alanı yaratır ve uzay zamanın eğimini arttırır. Örneğin, Güneş'in kütlesi, Güneş'in çevresindeki gezegenlerin yörüngelerini belirler. Güneş'in kütlesi, gezegenlerin yörüngelerini çevreleyen uzay zamanı üzerinde bir çukurluk yaratır. Bu çukurluk, gezegenlerin düz bir çizgide ilerlemelerini engelleyen yerçekimi kuvvetini yaratır. Ayrıca, kütleli nesneler, uzay zamanın bükülmüş yapısından kaynaklanan çarpık optik etkilerine neden olabilirler. Örneğin, bir yıldızın arkasındaki kütleli bir nesnenin varlığı, yıldızın görüntüsünü çarpıtabilir veya birden fazla yıldızın aynı anda görünmesine neden olabilir. Bu çarpık optik etkileri inceleyerek, bilim insanları uzay zamanın yapısı hakkında daha fazla bilgi edinebilirler. Uzay zaman sürekliliği, süpernova patlamalarında da önemli bir rol oynar. Patlama sırasında, yıldızın çekirdeği yoğunlaşarak bir nötron yıldızı veya bir kara delik oluşturur. Bu yoğun kütleli nesneler, uzay zamanın eğimini arttırarak çarpık optik etkilerine neden olabilirler. Örneğin, süpernova patlaması sonrasında oluşan nötron yıldızı veya kara delik, arka planda bulunan yıldızların ışığının yönünü değiştirebilir veya çarpıtabilir. Süpernova patlamaları ayrıca, karanlık enerji ve karanlık madde gibi evrenin gizemli bileşenlerinin keşfi için önemlidir. Süpernova patlamaları, evrenin genişlemesini ölçmek için kullanılan kozmik uzaklık merdiveni yönteminin geliştirilmesinde de önemli bir rol oynadı. Bu yöntem, süpernova patlamalarının ışık eğrisini inceleyerek, patlamaların ne kadar uzakta olduğunu ve bu nedenle evrenin genişlemesi hakkında bilgi sağlar. Sonuç olarak, uzay zaman sürekliliği, fizik, astronomi, kozmoloji ve bilim kurgu gibi birçok alanda önemli bir kavramdır. Einstein'ın keşfi, modern fizik ve bilim dünyasını değiştirdi ve halen daha birçok araştırmacı tarafından çalışılmaktadır.
uzay-zaman sürekliliği, evrenin yapısı ve evrimi hakkında daha fazla anlayışımızı arttırabilir ve gelecekte daha iyi anlayabileceğimiz birçok gizemi ortaya çıkarabilir. Daha fazlası için Bilim Peşinde'ye abone olmayı unutmayınız.